Kulakları çınlasın. Ortaokulda bir Arif hocamız vardı. Yaramazlık yaptığımız zaman, söz dinlemediğimiz zaman, "Oğlum, ayakta iş emekli adam olunmaz lan, adam olun!" diye bize sıradan elden geçirirdi. Tabii çocuk aklımızla o zaman daha tam olarak ne demek istediğini anlamıyorduk. Yaş ilerledikçe anlamaya başladık. Öbür taraftan bakıyorsun sosyal medyada, etrafımda birçok kadından, ya her taraf erkek dolu da adam yok adam diyorlar. Erkek çok, adam yok. Allah Allah! Ya arkadaş, bu kadar çok erkek çoktuğunda nasıl adam olmaz diyorsunuz siz diyorum. Öbür taraftan Kırmızı Hap kanalları başta olmak üzere bir sürü kanal, erkek olmak şöyledir, maskülen olmak böyledir. Arabanın tekerini değiştirmeyi öğreneceksin. Vücut geliştireceksin, ağırlık kaldıracaksın. Kadınlarla iyi olacaksın, baştan çıkarmayı bileceksin. Sert olacaksın, çalışkan olacaksın. Peki, yani bütün bunları yapamayan, tamirat yapamayan, araba lastiğini değiştiremeyen, vücut geliştirip de böyle bodyci olmayan, böyle kocaman kocaman bicepsleri olmayan adamlar adam olmuyor mu? Ya da adam olmak sadece bunlarla mı alakalı? Arkadaşlar, adam olmanın bunlarla alakası yok. Bunları yapamıyor diye kimseye adam değil diyemezsiniz. Bunların, sadece bunların adam olmak olduğunu zannedenler yüzünden etrafta böyle gümbür gümbür tofaşlarla dolaşan veya nargile kafelerde kısa paçalı loafer ayakkabı giyen barzolarla doldu ortalık. Bakın, gelin bugünkü programımızda adam olmanın temelindekileri konuşalım. Yani omurgalı olmayı ve taşaklı olmayı konuşalım. Kızılsırlardan Zeynel Cem Demirhan. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Omurgalı olmak ne demek? İnsan biyolojisinde omurga bizim dik durmamıza yarayan kemik, kas ve sinir sisteminin bütününe söylenir. Yani bizi sürüngenlerden ayıran biyolojimizin parçası omurgadır. Omurgasız olunca ne oluyoruz? Sürüngen. Sürüngen olmamak için ne oluyoruz? Omurgalı. Bakın, bunu asla unutmayın. Omurganız yoksa, omurganız olmadığını hissediyorsanız sürüngensinizdir demektir. O yüzden erkekliğin en önemli, en temel organı penisiniz değil, ayakta işemeye yarayan organınız değil. Sizin en temel organınız omurganızdır. Peki omurga nasıl oluyor arkadaşlar? Omurgalı bir adam olabilmek için öncelikle hayatta bir amacınızın olması lazım. Amaç nedir? Sizin geldiğiniz yeri hatırladığınız ve bildiğiniz ve gideceğiniz yolu tespit ettiğiniz hayattaki amaçlarınızı, ne için bu dünyaya geldiğinizi, bu hayattaki katma değerinizi gösteren hedefe amaç denir arkadaşlar. Yani amacı olmadan yaşayan erkeğe erkek demiyoruz. Büyük bir çoğunluk amacı olmadan mı yaşıyor? Maalesef. Çoğu insan ne için yaşadığını bilmiyor. Hayatta bir hedefi yok. Hayatta gitmek istediği bir yer yok. Hayattaki tek hedefi ay sonunu çıkartabilmek. Bir hayali yok, bir vizyonu yok, gideceği bir yer yok. Peki, amaçtan sonra omurganın ikinci unsuru ne? Değerlerimiz. Bakın, hepimizin değerleri vardır. Çocukluktan itibaren bunu aileden alırız, genetik özelliklerimizden alırız, toplumumuzdan alırız, düşünce tarzımızdan alırız, eğitimimizden alırız. Alırız da alırız ve sonuçta etrafta gördüğümüz değerlerden bir kısmını özümseriz, bir kısmını sallamayız, umursamayız. Ama hepimizin değerleri vardır ve olması gerekir. Nedir bu değerler? Cesaret, bilgi, bağımsızlık, özgürlük, onur, vatan, ulus kavramı, merhamet, sevgi, bağlılık. Bakın, saydıkça sayarım. Bunlar insanların sahip olduğu değerlerdir. Bu değerlerden ciddi anlamda tutunduğunuz, sahip olduğunuz yoksa, yani nasıl bir kemik yığını, kaslar olmadan bir anlamı yoksa, sizin de değerleriniz yoksa, o omurganın içindeki kemik
anlamsız olur. Kulaklar için nasıl sevgili dostum Aydın Serdar Kuru bir zamanlar değerler çalışması yapmıştı ve kendisinden bu çalışmayı yaptırmanızı almanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir çalışma ve bir neredeyse böyle 4-5 saatini aldı bu çalışmayı yapmak. Bu çalışma sonucunda benim değerlerimin ve öncelikli değerlerimin ne olduğunu tespit etti ve bakın ki şaşırtıcı olarak en önemli değerim bağımsızlık çıktı. Cem dedi, bağımsızlık için canını verirsin, can alırsın dedi. Yani bağımsızlıktan daha önemli bir değer senin için yok dedi. Hayatıma baktığım zaman geçmişime, evet yani bağımsızlığımı korumak için yapmadığım şey kalmamış. Gerekirse acı çekmişim, zorluk çekmişim ama o bağımsızlığı herkese karşı, aileye karşı, okula karşı, topluma karşı, müvekkillere karşı, insanlara karşı, her yere karşı ölümüne korumuşum. Başka bir değer, merhamet çıkmış. İşte o merhamet gücü dengelemiş. İşte hepimizin sahip olduğu değerler o omurgayı dik tutan kaslar gibidir. Ne dedik? Erkekte omurga için amaç olacak, değerler olacak. Birisi kemiktir, birisi kastır ve yine çok önemlisi inançlarınız olacak. Bakın sadece dini inançlardan bahsetmiyorum ya da daha doğrusu İslami inançlardan bahsetmiyorum. Yani bu inandığınız şey Musevilik ya da Hristiyanlık veya agnostik olabilirsiniz veya ateist olabilirsiniz. Ateist olmak da bir inançtır. Veya inanmıyor olabilirsiniz, deist olabilirsiniz. Bakın inanç şöyle gelişir arkadaşlar, sorgulayarak gelişir. Birilerinin size sunduğu şeyleri körü körüne alarak gelişmez. Yani bu inançları gerçekten mantık süzgecinizden geçirip bilgiyle donattığınız zaman evet o da sizin bu omurganızın sinir sistemi olacaktır. Çünkü inanın inanmamak bile insanları iyi doğru ahlaka yönlendirmek üzere oluşturulan bir inançtır. Bakın dünyadaki bütün dinlerin, isterseniz ilahi dinler olsun, isterseniz Budizm gibi çok tanrılı dinler olsun, hepsinin temelinde toplumdaki insanları iyi ahlaklı olmaya, iyi insan, doğru insan olmaya yönlendiren değerler bütünü vardır. Hiçbir din adam öldürmeyi, hırsızlık yapmayı, ahlaksızlık yapmayı insanlara öğretmez. İşte bu üçü aynen bir omurgadaki kemik, kas ve sinir sistemi gibi üçü bir araya geldiği zaman erkeğin omurgasını oluşturur. Ve bu omurga size ne sağlar? Hayata karşı dik durmanızı sağlar. Bakın bunu unutmayın. Hayata karşı dik durabilmek için sizin de bir omurgaya ihtiyacınız var. Amacınız olacak, değerleriniz olacak ve inancınız olacak. Bu üçüne sahip olduğunuz zaman hayata karşı dik durma şansınız var. Ha! Bu üçü ne kadar kuvvetli, ne kadar uzun, ne kadar geniş ve ne kadar gelişmiş, tutarlı, vasıflı, nitelikli, kaliteli olursa siz hayata karşı dik durabilirsiniz ve ne kadar dik durursanız o kadar insanlar, toplum sizi eleştirir. Bu da omurgalı olmanın bedelidir. Çünkü insanlar sizin güçlü olmanızı istemez, dik durmanızı istemez. Dik duranları genelde sevmezler, haz etmezler. Meyve veren ağaç taşlanır misali taşlarlar. Yapılması gerektiğini düşündüğü şeyleri yapmaya başladığınız zaman başta ananız, babanız, öğretmeniniz, işvereniniz, herkes sizi eleştirmeye başlar. Çünkü derler ki size, evet omurgalı ol ama herkese karşı omurgalı ol. Bana karşı omurgalı ol istemezler. Ve bu da omurgalı olmanın yani dik durmanın bedelidir. Ama öte yandan omurgalı olmanın avantajı nedir? Bakın bir ağaç ne kadar dikse, ne kadar gövdesi genişse, ne kadar dik duruyorsa gölgesi o kadar geniş oluyor arkadaşlar. Sizin de omurganız ne kadar dik duruyorsa ve siz kendinizi ne kadar geliştirip ne kadar belirli bir yerlere gelebildiyseniz yani bu boyunuz uzadıysa gölgeniz o kadar geniş olacak ve insanlar sizin gölgenizden de faydalanmak isteyecekler. Ve gölgenizden faydalananlar bakın ne olacak? Size saygı duyacaklar. Gölgeden faydalanmasalar bile o gölgenin varlığı size saygı dinamiklerine getirecek. Saygı duyulan bir erkek haline geleceksiniz.
Unutmayın, saygı kazanılan bir dinamiktir. Peki bu dünyaya gelip insanları iyileştiren bir doktor veya eczacı veya sorunları çözen bir mühendis veya tasarımlar yaratan bir mimar, insanların hayatını kurtaran bir avukat, güzel nesiller yetiştiren bir öğretmene mi saygı duyarsınız? Yoksa salla başına al maaşını deyip memurluk yapıp bir asalak gibi kene gibi devlet kapısında kendine yer arayan ve iş yapmamayı düstur edinmiş bir memura mı? Oturup da baba parasıyla kumar oynayan bir asala mı saygı duyarsınız? Bu arada memur arkadaşların işini yapan, işini severek yapan ve hakkını verip de helaliyle, namusuyla para kazananları tenzih ederim. Kendi eğitimine, sporuna, ticaretine bakıp da kendini geliştirerek, kendini seven ve kendine yatırım yapan bir erkeğe mi saygı duyarsınız ve omurgalı dersiniz? Yoksa alkolden, kumardan, pornodan, bu tür sefil bağımlılıklardan kafasını kaldırmayan ve hayatını boş geçiren veya şikayet eden, dırdır eden bir erkeğe mi saygı duyarsınız? Bakın hangisi daha omurgalı bunlardan? Galiba son verdiğim örneklerde arkadaşlar daha çok sürüngene benziyor, değil mi? Peki sorarım yine size. Dürüstlük, namus, cesaret, vefa, sadakat, nezaket, merhamet gibi değerlere sahip ve bu değerlerine sahip çıkan bir erkek mi sizde saygı uyandırıyor? Yoksa üçkağıtçı, çakal, kurnaz, tilki, böyle yılan gibi oradan girip buradan çıkan ırz düşmanı bir erkek mi sizde saygı uyandırıyor? Bakın omurga, omurganın değerler kısmı ne kadar önemli görüyorsunuz değil mi? Ve bu değerlere sahip olduktan sonra bu değerlerden taviz vermemeyi de biraz sonra anlatacağım. Peki hiçbir şeye inanmayan veya inandığı şeylerde oturup okumayan, o Allah'ın verdiği güzel beyni, güzel zekayı kullanmadan ne yüdüğü belirsiz, hoca kılıklı ruhban sınıfının lafından çıkmayan ve onlara itaat eden, beynini çalıştırmayan bir köleye mi saygı duyarsınız? Yoksa inançlarına inandığı şekilde hakkını vererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, bu inançlarında gereğini yaparak yaşayan erkeklere mi saygı duyarsınız? İşte bütün mesele bu arkadaşlar. Etrafınıza bakın. Artık toplumumuzda omurgalı insanlar artık çoğunlukta değil. Etrafımızdaki erkekleri inceleyin. Çoğu değerleri olmadan yaşıyor. Kurnazlar, şark kurnazılar, tilkiler, üçkağıtçılar, inandıkları yok. Kadın uğruna, para uğruna veya üç kuruşluk zevk uğruna yapmayacakları şey yok. Öbür taraftan bakıyorsun, çoğu arkadaşın amacı yok. Niye yaşadığını bilmiyor. Para kazanıyor ama ne için kazandığını bilmiyor. Para biriktiriyor ama, mal biriktiriyor ama ne için biriktirdiğini bilmiyor. Daha da kötüsü, ciddi bir kısım kazanamıyor da ve niye kazanamadığını da bilmiyor. Çünkü amaçları yok. Yani artık öyle bir durumda ki şikayet ve arabesk kültüründen herkes, herkes demesek bile büyük bir çoğunluk ne iş olsa yaparım abiciler. Arkadaşım ne iş olsa yaparım ne demek? Sen nesin? Hayattaki amacın ne? Niye sen ne iş olsun yaparım? Bu kadar boş musun? Ne iş olsan yaparım abiler. Yani gidip üniversite okuyor. Jeoloji mühendisliği okuyor. Oturuyor. Bankaya girse olur. Bilmem ne olsa olur. Turizm Bakanlığı'na girse olur. Kuru yemişçiye girse olur. Ya arkadaşım sen o jeoloji mühendisliği niye okudun? Jeoloji mühendisliği okuduysan niye bankacı olmaya çalışıyorsun? Niye hayatının 4 senesini mundar ettin? Daha kötüsü gidip böyle olup da daha vasıfsız işler peşinde koşan var. Okumayanlardan bahsedelim. Okumayan arkadaşlar, bugün ben birçok sanayide usta arkadaşlar olsun, berberim olsun, mahallenin bakkalı olsun, çırak bulamıyorlar. Neden? Çıraklar ne bizi sadrazamın sol taşı. Çünkü onlar büyük adamlar. Onlar çıraklık yapamazlar. Ondan sonra geliyorlar 17-18 yaşına, 19 yaşına. Abi ne iş olsa yaparım abi. Hamallık da olsa yaparım. Şunu da olsa yaparım. Bunu da olsa yaparım diye. Bir asgari ücret para kazanabilmek için tırmalıyorlar. Çünkü onlar büyük adamlar, müdür de olmuşlar. Herkes birden iş beğenmiyor, meslek beğenmiyor. Amaçları yok. Yani neden memlekette bir ara eleman sıkıntısı var zannediyorsunuz? Çünkü hepsi büyük adamlar, büyük adamların çocuğu. Hepsi okuyacaklar, hepsi birden avukat olacak, doktor olacak, mühendis olacak, hepsi para basacak zannediyor anne babalar. Ondan sonra etraf üniversite mezunu, amaçsız veya o üniversiteyi kazanamamış, yine amacı olmamış lise mezunu,
adamlarla dolu. Alın, gelin, buyurun, omurga. Veya inanç konusuna gelince, bakın kimsenin inancını sorgulamak haddimize düşmez. Bizim işimiz değil. Ama ve lakin çok inandığını söyleyen arkadaşlarıma soruyorum. Arkadaşım, kaçınız Kur'an'ın tamamını, mealini okudunuz? Ve kaçınız size bu hacı hoca kılıklıların, tarikatların, şeyhlerin verdiği talimatların gerçekten Kur'an'da olup olmadığını araştırdınız? Ya da kaçınız sizi yönetmek üzere, sizin üzerinizden siyaset ve ticaret yapmak üzere size Arapça dualar veya masallar okuyarak talimat veren efendilerin, talimat veren feodal beylerin kölesi olarak yaşıyorsunuz? İşte omurga, o dik duruş, eğer bunları yapamıyorsanız, eğer düşünmüyorsanız, eğer kendi değerleriniz yoksa, eğer amacınız yoksa, o zaman arkadaşım bana omurgadan bahsetmeyeceksiniz. İşte omurganın temelinde bu üçü var. Adam gibi adam nasıl olacağız? Omurga sahibi olmak yetiyor mu? Yetmiyor arkadaşlar. Omurganın yanında bir de yüreğinizin olması lazım. Yani öbür deyimle taşağınızın olması lazım. Hadi bakalım inceleyelim, taşaklı olmak ne demek? Bu amaç, değer ve inanç dedik ya. O amaç, değer ve inanca sahip olabilmek için arkadaşlar uzun bir yol yürümeniz lazım. Hiçbirimiz bu amaçlarımızla, değerlerimizle, inançlarımızla anamızın karnında doğmuyoruz. Veya anamız babamız şöyle dedi diye, okulda öğretmenimiz bunu dedi diye, iki tane kitap okuduk diye hayatımızın amacını, değerini ve inançlarımızı edinmiyoruz. Bakın az önce anlattım size. Yani siz omurgalı olmaya çalıştıkça saldırı altında kalacaksınız. Yani bunlara sahip olurken kimseyi umursamamak, kendi hür ve selim aklıyla tercihlerini yapabilmek, insanların takdirini kazanmaya çalışmadan kendi yolunu bulmaya çalışmak ve bütün o saldırılara, bütün o eleştirilere, bütün o negatifliklere sizi düşürmeye çalışan hayatın unsurlarına, toplumun unsurlarına karşı, akıntıya karşı yüzmektir taşaklı olmak. İnsanların hoşuna gitsin ya da gitmesin. Sevsinler ya da sevmesinler. Haz etsinler ya da haz etmesinler. Doğru bildiğini yapmakla alakalıdır. Kendi gerçeğini yaşamakla alakalıdır. Benim örnek veriyorum, bu kanalı açtığımda veya Kızılsırlar kitabını yazdığımda, yazmaya karar verdiğimde benim etrafımdaki sosyal çevre çok mu hoşuna gitti zannediyorsunuz? Çok mu takdir ettiler, çok mu sevdiler beni? Aksine ne işin var deyip eleştiri bombardımanına tutuldum. Ve hala insanlar eleştiriyorlar. Fakat umursuyor muyum? Hayır, umursamıyorum. Veya işimi yaparken müvekkilim dahil olmak üzere yapmam gerekeni yapıyorum. Müvekkilin istediğini değil, bana ne yapmam gerektiğini söylemeye çalışan çeşitli kamu otoriteleri oluyor. Benim yanımdaki çalışan çocuklara benim ilk öğrettiğim şey, arkadaşım avukat oradaki bir memura, bir hakime, bir savcıya işini öğreten adamdır. Hukuku öğreten adamdır. Siz onların her dediğini yapmak zorunda değilsiniz diye yanımdaki stajyere ilk verdiğim ders budur. İnsanların hoşuna gitsin ya da gitmesin. Taşaklı adamlar risk alarak, cesaret ederek yapması gerekeni yaparlar. Olması gereken adamı olurlar. Olması gerektiği gibi olurlar. İşte taşaklı olmak aslında cesur olmaktır. Bildiğini okumaktır. Ve yapması gerektiğini düşündüğü şeyi yapıp yapmaması gerektiğine hayır diyebilendir. Teşekkür ederim diyebilendir. Her önüne gelene evet deyip başını sallayan değil, yo, hayır, teşekkür ederim, yapmayacağım, hayır. Bakın kanalda ne konuşuyoruz biz? Sizin gücünüz hayır diyebilmekten gelir. Ve yaşınız ilerledikçe, omurganız dikleştikçe ve taşaklarınız büyüdükçe hayırların sayısı, evetleri çok daha fazla geçiyor. Genel olarak hayatın kurallarından birisidir. Taşaklı diye kime diyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Sırf eşi istedi diye, karısı istedi, sevgilisi istedi diye işine ve kendisine yatırması gereken kaynağı, parayı gidip koltuk takımına yatırmayandır. Veya psikopat, suç işleyen, ters amiri veya patronu onu işten çıkartacak veya disipline verecek diye kanunsuz emre, hukuksuzluğa karşı gelebilen memurdur taşaklı adam. 3 günlük dünyada sevmediği bir işte karın tokluğuna,
ay sonunu zor getirerek, pazartesi sendromları yaşayarak, bayram tatillerini, yıllık izinleri kovalayarak yaşamayıp buna çözüm üretebilen, kendini riske atabilen, gerekirse istifayı basıp aç kalmayı göze alıp hayallerinin peşinde koşabilen adamdır taşaklı adam. Etrafa mavi boncuklar dağıtıp sosyal kelebek olup Instagram'da kıçı başı açık fotoğrafları yayınlayan, reklam yapan manitasını kapının önüne koyup da abaza kalma riskine rağmen öyle bir kadının tavrını çekmeyen, öyle bir kadını taşımayan adamdır taşaklı adam. Hatta bu kapının önüne koyduğu kadın çok güzel bir kadınsa daha da taşaklı adamdır. Kadın, aile, iş hiç fark etmez, eğitim bulunduğu ortamda kendisine saygısızlık yapıldığı zaman ceketini alıp gidebilen adamdır taşaklı adam. Veya ortamda kriz, sel, fırtına, sıkıntı, problem olduğu zaman böyle panikle, korkuyla hareket etmeyip tepkisiz bir şekilde ne yapabileceğini hesaplayıp harekete geçebilen adamdır taşaklı adam. Hani kadınların bahsettiği aslında haklılar. Çünkü fark ettiğiniz üzere bu söylediklerimi yapmak, bu tarz bir adam olmak kolay bir şey değil. Ciddi, eziyetli ve sıkıntılı bir yol. Ve o kadınlar haklı. Etrafta hakikaten erkek çok. Fakat adam bulmak günden güne zorlaşmakta. Eğer ki omurganız var ama velakin taşaklarınız yoksa hayatınızı gölgelerin arkasında saklanarak ezik bir sünepe olarak geçirirsiniz. Yani taşağınızın olmadığı zamanda o omurgayı geliştirmiş olmanın bir anlamı yok. Çünkü siz korkudan sinmiş, ezilmiş, yok edilmiş bir insan olarak mezara koyulmayı beklersiniz. Özgül bir ağırlığınız olmaz, değersiz bir erkek olursunuz. Bakın, hani şu duygusalcı psikolog kanalları var ya, değerli erkek, değersiz erkek, değerli kadın, değersiz kadın, böyle insanları değerli ve değersiz diye farklı farklı nitelemelere tabi tutuyorlar. Bakın, ben size en temel değerli değersiz ayrımını yapayım. Yokluğunuz fark ediliyorsa ve boşluğunuz zor dolduruluyorsa ve o boşluk ne kadar zor dolduruluyorsa o kadar değerlisiniz demektir. Yokluğunuz ne kadar fark edilmiyorsa, olsa da olur, olmasa da olur bir adamsanız o zaman değersiz adamsınız. İşte omurgalı ve taşaklı olmak bu yüzden önemlidir. Omurgalı ve taşaklı olmayı becerdiğiniz zaman arkadaşlar boşluğunuzun doldurulması zorlaşacaktır. Yokluğunuzun hissedilmesi artacaktır. Ve ne kadar omurganız dik, gövdeniz kalın ve uzunsanız ve ne kadar taşaklıysanız, taşağınız ne kadar büyükse işte o kadar değerli olursunuz. Çünkü omurganız dik, gövdeniz kalın ve boyunuz uzunsa ve taşaklar da büyükse yeriniz doldurulmuyor arkadaşlar. Kızılsırlardan bugünlük bu kadar. Hepinize yolculuğunuzda, yolunuzda başarılar dilerim.